Herkese merhabalar. Yüzdeler konusu yapacağız. Sonuç hayatımızın her alanında karşımıza çıkan %30 indirim, %50 indirim, işte %20 zam oldu bilmem ne. Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir konu biliyorsun. Evet hocam. Sen beynin yüzde kaçını kullanıyorsun? Ben %1'ini kullanıyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten zeki. Ya fazla yormak istemiyorum. Yoruluyor çünkü. Aynen. Yorulmasın ama şimdi gel beraber dersi dinlerken birazcık kafamızı çalıştıralım. Bir kere Tonguç'un paydası 100 olan kesirlere biz yüzdeler diyoruz. Çok basit. Altında mesela bak 100 yazıyor. Yüzde yukarıda oku bakayım öyle adam. İki. Aynen. %2'yi biz şöyle gösteriyoruz Tonguç. Yüzde işareti şöyle yazılır ve 2'yi de buraya yapıştırıyoruz. Mesela yüzde kaç evladım? 25. Bunlar çok basit. Mesela bu 0 tam onda bir %1 olduğu için 12/100 şeklinde yazılır. Bunu da biz aslında %12 diye yazabiliriz. Peki bazen mesela bu yarım demek Tonguç. Bu yarım dediğimiz şey aslında yüzde kaçtır dersek bunu hemen paydasını 100 şeklinde çevirmem gerekiyor. O yüzden bunu genişletirim 50 ile. 50/100 olur. Hem bunu hem bunu çarparım. 50/100 de aslında %50'dir. %50. Yani yarım demek aslında yarım ekmek demek. Ekmeğin %50'si demek aslında. 1/4 mesela. Aynı şekilde genişlet zaman paydası 100 olsun diye burası 25, burası da 100 olur. O zaman çeyrek dediğimiz şey yani 1/4 aslında %25'i demekmiş. Zaten bunları biliyoruz. Bir de 3/4 var özellikle. 4/3 yani. Bunu da 25 ile genişlettiğim zaman 75/100 olur Tonguç evladım benim. O da %75 olur Tonguç evladım. %75'e varan. Dolayısıyla aynen öyle. %75'e varan indirimler bilmem aslında ne falan. %10 yapıyor ama %75'e varan 1 demek aslında çok enteresan. Yüzde kaç demek Tonguç? 1 demek. %1. İşte patlarsın. %1 demek şu demek bak. 1/100 demek. 1/100 1 demek değil ki. %100'dür 1 demek. Düşünsene 100 aşağıda yukarıda 100. 100/100 kaç evladım? 1. Süper zekisin. Demek %100 1 demek. Hatta buna biz tam da diyebiliriz. Çeyrek demek demin de söylediğimiz gibi %25, yarım demekse %50'dir. İlk başta bir kere temellerinde bu işin bunları bilmemiz gerekiyor. Dönüşümlere hakim olmamız gerekiyor. Sonrasında bir çokluğun yüzdesi işte her zaman karşımıza çıkan şey. Şimdi bunun için sana bir formül göstereceğim. Aşırı basit. Yapman gereken şey mesela bir sayının yüzdesini soruyor. Sayı çarpı yüzde işareti neyse yani yüzdesi eşittir. Aslında neyi veriyor bize? O sayının yüzdesini veriyor. Yani sen bir sayının yüzdesini bulmak istiyorsan onu yüzde ile çarpman gerekiyor. Hem mesela A sayısının yüzde x'i nedir derse A çarpı x/100 dersin Tonguç'um. Bu kadar basit bir yöntem var bu. Mesela 40 sayısının %50'si. Hemen yapalım. 40 çarpı %50'yi nasıl yazarız kesirli ifade şeklinde? 50/100. Aşağıda 100, yukarıda 50, 50/100. Hadi bunu hesaplayalım seninle. Burada basit hesaplamalar var, basit sadeleştirmeler var. Sıfırla sıfır gitti. Çünkü bölünüyor zaten. Bu yüzün sıfırıyla bu sıfır gitti. Dolayısıyla 4 kere 5 20'dir. Demek ki 40 sayısının %50'si 20'ymiş. Zaten %50'si yarım demek. Dolayısıyla yarısı 20'dir diyebiliriz. Mehmet 600 TL'nin %25'ini harcamış. Kaç TL harcamıştır demiş. Az harcamış, fazla hemen, harcamamış. Hemen bir kere 600 TL'nin %25'ini bir hesaplayalım. 600 çarpı 25/100. Yani %50'ye çarpıyorum. Hemen hesaplarsak bak Tonguç'um burada basit bir yöntem göstereyim. Sadeleştirmeler tak tak 2-0 gitti. 6 çarpı 25'ten 150 TL etti. 150 TL dediğimiz şey zaten harcadığı kısım. O zaman 150'dir cevabımız diyoruz. Bir de şöyle tarz sorular var. 80 tane yumurtanın %75'i kırılmıştır. Kaç yumurta kalmış demiş. O zaman 80 tane yumurtanın %75'ini bulalım mı tane Tonguç'um? Bulalım hocam. Hemen bulursak bak burada yine sadeleştirme metodunu kullanalım. Ama bu sefer farklı bir şey yapalım seninle. 75 ile 100'ü sadeleştireyim. Bu 3 eder, bu 4 eder. Çünkü bu 25'in 3 katı, bu 25'in 4 katı. Şimdi 80 kere 3, 240 bölü 4 yani 60'tır. O zaman ne demiş Burak Tonguç'um? 60 tane yumurta. Cevap 60. Hayır patlarsın. Patlamış. Tonguç patlamış diyorum gerçekten. Tonguç da kırıldı. Çünkü 80 tüm %70 kırılmış yani 60 tanesi kırılmış. Kaç yumurta kalmıştır demiş. Yemeyeceğiz öyle zokayı. 80'den 60'ı çıkartıp çat diye 20 yumurta kalmış diyeceğiz ve geçiyoruz. Çok önemli bir başlığımıza daha ama ondan önce bir tane soru çözelim seninle. Tonguç'un 300 lirası vardır. Hayallerde rüyamda yani. Aynen inşallah olur bir gün. İnşallah. Tonguç parasının %50'sini daha sonra da kalan parasının %10'unu harcamıştır. Şimdi bunun pratik yöntemi şu. Ya kardeşim 300 TL'nin %50'si zaten yarısı demek. O zaman 150 TL'sini harcamış. O zaman ne kadarı kalır 300'den 150'yi çıkartırsak? Diğer yarısı yani 150 TL kalır. Daha sonra kalan parasının da %10'unu harcamış. Kalan parası bu kadardı. Bunun %10'u ne kadardır?
10 bölü 100'le çarparım da bularım. Hani demin söylemiştim zaten. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. Bununla bu sadeleşti, bu sıfırlar. Bu sıfırlar gitti. 15 çarpı 1 15 TL. Bu kadarını da harcamış. O zaman adam geriye kaç lirası kalmış demiştir. 300 lira vardı. 150 lira harcadı. Bir de 15 TL daha harcadı. Geriye kalan parası 135 TL'dir deriz ve cevabımızı bulmuş oluruz. Bunu şöyle de yapabilirsin. İlk başta 300'ün ben sistematik olarak %50'sini bulmalıyım. 50 bölü 100'de çarparım. Çat çat sadece çat çat sadece 30 kere 50 150. 150 TL'yi harcadı. Sonra kalan para 300'den 150 çıkar yine 150'dir. 150'nin de %10'unu bulurum. 150 çarpı 10 bölü 100 yaparım. Çat çat gitti çat çat gitti 15 TL daha harcadı. İşte aynı şeyi yapıyorum ondan sonra ve cevabımı 135 TL. Buluyorum ve işte geldik. En önemli kısımlardan bir tanesi de bu sefer tersini bulma. Bize yüzdesi veriyor, çokluğu soruyor. Burada aynı tarz bir formül var. Hani demin ne yapmıştık Tonguç evladım benim? Sayı çarpı yüzde. Aynen. Sayı çarpı yüzde yapmıştık ya. Bu sefer bunu ters çeviriyorum. Yani yüzde normalde hani nasıl yazıyordu? Yüzde böyle yazıyordu ya. Bu sefer ters yazıyorum. Çünkü tersiyle çarpmam gerekiyor. Eşittir neyi veriyor aslında bize? Çok özür dilerim. Yüzdesi çarpı yüzdenin tersi bize sayıyı veriyor. Mesela bir örnek. %20'si 30 olan sayı kaçtır demiş. %20'si 30 olan sayı dediğine göre ben bu yüzdesiyle yüzdenin tersini çarpmalıyım. Normalde %20, 20 bölü 100 değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Tersi nedir? 100 bölü 20'dir. Bitti bu kadar. Çarptığım zaman yine sadeleştirmeler çatarank çutarank. Ondan sonra 30 çarpı 10 300'dür. 300'ü 2'ye böldüğüm zaman 150 eder cevabımız. Geldik %25'e 4 olan sayı. Ne yapıyorduk? Bununla yüzdesiyle yüzdesinin tersini çarpıyoruz. Yüzdenin tersini çarpıyoruz. 100 bölü 25'i çarpmam gerekiyor. Sonrasında çarpmam 400 bölü 25'ten kaç eder evladım? 8 dur bakayım. 400 bölü 25 evet 8 midir? 10 16'dır değil mi? 16'dır değil mi Tonguç'um? Bravo diyorum sana. Gerçekten olağanüstü bir öğrencisin diyoruz ve %100'ü 40 olan sayı kaçtı Tonguç? %100'ü 40 olan sayı. Tam tersini yapacağız. Zaten kendisidir. %100 dediğimiz şey aslında kendisidir. Dolayısıyla trollemişler yani. Aynen öyle. Trollemişler. Dolayısıyla %100'ü 40 olan sayı zaten kendisidir diyoruz. Geldik bir soruyla devam edelim. Yandaki torbada Alper'in bilyelerin %30'u bulmaktadır. Bak burada bilyelerin %30'u var. Hepsi yokmuş. %100'ü yokmuş yani. Bilyeli misket mi hocam? Bilye evladım. Alper'in bilyenin %10'u kaç tane demiş. Şimdi bir kere burada iki tane metot var. İlk başta tamamını bulursun. Sonra %10'unu bulursun. İlk başta bu metodu uygulayalım. Bilmiyoruz sayıyı. Burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O zaman 12 tanesi %30'uymuş değil mi Tonguç evladım benim? Bunu vermiş bize. Bize %10'unu soruyor. İlk başta tamamını bulalım. 12 çarpı, bunun tersiyle çarpıyordum hatırlıyorsan. 30 bölü 100 yazacağım ama 100 bölü 30 yazıyorum. Bunlar birbirini götürdü. Çat diye 12 ile 3 sadeleşti 4. 4 kere 10'da 40 tane çıktı. Alper'in bilyelerinin toplam sayısı 40 tanedir. %10'u kaç tane demiş? 40 çarpı 10 bölü 100 yaparım. Çat çut birbirini götürdü. Çat çut birbirini götürdü. Cevabımız 4 tanedir diye bulabilirim. Daha basit bir yöntem göstereyim mi Tonguç evladım sana? Gösterin hocam. Bu da çok basit. Bak %30'u ile %10'un arasındaki ilişki ne tane sence Tonguç evladım benim? 3. Aynen 3 katı değil mi Allah aşkına? Yani 12 tane bilye %30'uysa %10'u dediğimiz zımbırtı bunun 3'te 1'idir. Yani 4'tür. Bak iki sayıyı kafadan bile bulabiliyorum bu tarz soruları. Sen de aynı şekilde hızlanacaksın hiç merak etme diyorum. Geldik yüzde artış azalış. İşte hayatımızın her yerine dokunan, işte indirimler olduğu zaman, zamlar olduğu zaman, işte enflasyon olduğu zaman, faiz olduğu zaman bilmem ne hayatımızın birçok alanında finansta da yaşamımız. Aynen yani hani, muhasebe, finans dediğimiz bu sektörlerde çok kullandığımız artışlar, azalışlar. İşte KDV oranlarının hesaplanması, ondan sonra ne bileyim vergilerin ödenmesi, işte şu kadar sezon vergiler. Sezon sonu indirimleri. Bunların hepsi aslında bununla alakalı. Şimdi 80 sayısının %25 fazlası kaçtır? Afiyet bazamıza hoş geldiniz. Şimdi Tonguç'um 80 sayısının %25 fazlası derse ilk başta ben bir %25'ini bulmalıyım. 80 çarpı 25 bölü 100 yapacağım. Sonrasında bununla bu sadeleşti mi? Çat diye sadeleşti. O zaman 8 çarpı 25 200 eder. 200'ü 10'a böldüğüm zaman 20 çıkar. Şimdi 80 sayısının %25 fazlası 20 midir Tonguç'um? Evet. Dangoz musun? 80 sayısının %25 fazlası derken daha fazla çıkması gerekiyor. İşte sen neyi buldun şu anda? Fazlalığı buldun. Fazlalığı ne yapmalısın?
bu orijinal sayıyı eklemelisin. 80 artı 20'den çat diye karşımıza ne çıkıyor evladım? 100 çıkıyor diyoruz. 80 sayısının %25 fazlası. Veya 150 sayısının %30 eksiği. Hemen 150'yi %30'unu bulabilmek için %30'la çarpıyorum. Çat çut sadeleşti. Çat çut sadeleşti. 15 çarpı 3 45. Bak bu 45 aslında azalan eksiklik aslında, değil mi bu? İşte bu 150 sayısı eksilecek ve %30 eksiğini bulacağız. 150 eksi 45'ten 105 çıkar diyoruz cevabımıza. İşte bu şekilde hesaplamalar yapıyoruz. Bunların pratik yolları var tabii. Mesela 80 sayısının %25 fazlasında 80 çarpı 125 bölü 100 de yapabilirsin. Birazcık daha profesyonelleşince bunları yapacaksın. Ben hesap makinesi kullanıyorum hocam. Veya %30 eksiğinde 80 çarpı 70 bölü 100 de yapacaksın ileride. Ama neden bunları böyle yazıyorum? Çünkü %100'üne %25 eklersen %125 olur. Veya %100'ünden %30'unu çıkarsan %70'i olur tarzında hesaplamalar var. Ama bunlar birazcık daha ötesi, hiç merak etme, bunları da öğreneceğiz. Geldik bir tane soruya. %180 TL'ye satılan bir ceket %60 indirime girmiştir demiş. Ceketin indirimi satış fiyatı kaç TL'de demiş. Hemen bak, %60 indirime girdiyse bir kere 180 TL'ye satılıyordu. %60'ını bir hesaplayalım, indirimi bir hesaplayalım, değil mi evladım? Evet hocam. İndirimi hesaplayamak için bunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. 18 çarpı 6'dan 66 108 TL eder. Şimdi bizim amacımız şu. Bu bulduğumuz şey %60 indirime girmiştir derken bu kadar indirim yapıldığını biz bulduk. Şimdi satış fiyatı ne kadardır? İndirim satış fiyatı. 108 lira işte. Hayır, patlarsın. Bak bu bizim satış fiyatımızdı ilk başta. Bu indirimimiz. Şimdi neyi bulacağız? İndirimli satış fiyatını bulacağız. İndirimli satış fiyatı aslında ilk satış fiyatından indirimin çıkartılmış hali değil midir? Evet. Yani benim ilk başta 180 TL'ye sattım ben. 108 TL indirim yaparsam işte mağazadan alacağım fiyatın 72 TL olduğunu bulabilirim. Gerçekten de çok iyi fırsat. Hiç kaçırmamak gerekiyor. Hemen almaya gidiyorum hocam. Hemen almaya gitmelisin. 180 TL 72 TL'ye alabilirsin diyoruz. İlk alana yazık olmuş. Ve Akif Bey'e de bir bakalım. Akif Bey'in de bir problemi varmış. 1200 lirasını yıllık %40 faizle bankaya yatırıyor. 3 yıl sonunda Akif Bey'in bankadaki tüm parası kaç lira olur? Faiz problemlerinde şöyle bir mantık var. Faiz problemi şu demek. Parayı, Tonguç evladım benim, yüzde ile çarpınca aslında sen 1 yıllık faizi buluyorsun. 1 yıllık faizi. Ama sen 3 yıl sonundakisini soruyorsan 3'le de çarpman gerekiyor bunu. Bak 1200'e ilk başta ben %40'la bir çarpayım. %40'la çarptığım zaman çat çut sadeleşti. 480 TL etti. 480 TL aslında 1 yıllık faizdir. Değil mi evladım benim? Evet. Şimdi sen bunun 3 katını bulursan 3 yıl sonundaki adamın bankadaki alacağı faizi bulursun. 3 yıllık faiz ne kadardır o zaman Tonguç evladım? Hemen hesaplarsak 480'i 3 ile çarparsak 1460 mı ne çıkar? 8 kere 3 24. 1440 TL çıkar Tonguç'um. 1440 TL 3 TL 3 yıllık faiz. Adam sana ne soruyor Tonguç? Adam sana bankadaki tüm parası kaç TL olur diyor. İlk başta bu kadarını yatırmıştı. 1200 TL'si vardı. 1440 TL'de faiz eklendi. Çünkü faiz ana paraya eklenen bir şeydir. Bak ana para artı faiz aslında bankadaki paraya gelir. Bankadaki son parasını verir bize. O zaman bu ikisinin toplamı da 2640 TL'lik bir bankadaki parası oluşur. Faizle beraber diyoruz ve Akif Bey'e enteresan diyoruz. Güzel bir zoru yapalım seninle. Artık dersimizi bize. Bir mağaza ürünleri, bak hep günlük hayat, gerçek yaşam durumları, bunlar bizim karşımıza çok çıkacak. Hayatımıza da çıkacak. İleride mesela finans mühendisi olduğumuz zaman da veya mühendis olduğumuz zaman da karşımıza çıkacak. Hayat matematik midir? Hayat gerçekten de muhasebe, yani eline geçen parayı iyi değerlendirebilmek bilmem, bunlar da çok önemli. Hayatın bir gerçekleri, dolayısıyla bunları bilmemiz gerekiyor. Gerçekler acı hocam. O zaman acı biber de. Bir gerçek. Evet, tebrik ederim. Bir mağaza ürünlerine... İğrenç bir esprim yaptım, kusura bakmayın. Önce satış fiyatı üzerinden %20 zam yapmış. Hayda.
Daha sonra satışlar iyi gitmediğinden zamlı fiyat üzerinden %20 indirim yapmıştı. Alırsın geri fiyatını. He. O zaman eski fiyatına geri döndü. Son durumda ürünlerin satış fiyatına gider. Aynı fiyattan satmaya değişmemiştir değil mi Tonguç Hanım? Cevabı da hazır. Zam yapmış geri indirmiş. İşte burada yüzde bilmeyen insanların %90'ı bak. Yüzde bilmeyen insanların %90'ı hatta %100'ü değişmemiştir demiştir. Cevap ama değişmemiştir değil doğru hocam. Cevap değil. Aa. Neden biliyor musun? Şimdi biz bir örnek verelim. Diyelim ki malın fiyatı 100 TL olsun. 100 TL satış fiyatından %20 zam yaparsan ne olur Allah'a seversen 120 TL olmaz mı Tonguç Hocam? 100 TL'ye %20 zam yaptın 120 TL oldu. Tamam eyvallah. Sonrasında da bunun üzerinden bak bu zamlı fiyat. Bu ilk fiyatıydı. Bu zamlı fiyat. Zamlı fiyatın üzerinden %20 indirim yapıyor. Hadi bunu yapalım sana bebe. 120 TL'nin %20'sini alırsak hemen ne olur bakalım. Çat çut sadece işte 12 kere 2 24 TL. İşte bu indirim demek aslında. Senin sonradan yaptığın indirim. İlk başta fiyatın ne kadardı? 120 TL'ye gelmişti ya. 120 TL'den 24 TL indirim yaparsan 96 TL satış fiyatın olur. Dolayısıyla ne olmuştur aslında? %4 azalmıştır. Çünkü ilk başta 100 liraydı. Şimdi artık 96 TL oldu. İşte buradaki trikleri yemeyeceğiz. Buradaki triklere dikkat edeceğiz. Dolayısıyla çok güzel bir zoruyla yüzde konusunu noktalamış olduk. İnşallah sen de yüzdelerde artık hiç takılmayacaksın diyoruz. İnşallah. Ödülü sorumuz yaptım Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım.